Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte hemen şu elimde görmüş olduğunuz Kinetic 10'lu DSL modem incelemesi yapacağız. Bildiğiniz üzere biz geçtiğimiz günlerde Kinetic'in Extra DSL isimli bir modemini incelemiştik. Hatta ben onu uzak bir yere götürmüştüm. Altın nokta inceleme imkanı bulmuştum. Bizzat annemin evinde takmıştık ve gerçekten de normal stok modemlere göre, yani operatörlerin verdiği modemlere göre çok daha başarılı bir sonuç vermişti. Şimdi Kinetic'in yeni bir ürünü geldi bize. Küçüklüğüne oranla birçok özelliği de bulunan bu Kinetic Omni DSL aslında gene Kinetic'in diğer ürünlerindeki olduğu gibi bir tasarıma sahip. Gelin önce her zaman olduğu gibi bir tasarımdan başlayayım isterseniz. Arka yüzünde bir adet girişimiz var. DSL girişimiz var. Hemen arka tarafta görülüyor zaten. Buna 4 tane Ethernet bağlantısı eşlik ediyor. Bunun dışında güç girişimiz var, resetleme tuşumuz var. Diğer ayarlamaları ise ön yüzde bulunan ışıklardan ve düğmelerle yapıyoruz. WPS, yani VPS tuşumuz mevcut. Yine bu ön taraftaki tuşlara entegre edilmiş bir durumda. Bir Wi-Fi bağlantımızın ne durumda olduğunu gösteren bir ışığımız var. Function tuşumuzun ne işe yaradığını gösteren bir şeyimiz var. Burada yan yüzde bir de Function tuşumuz var. Buna farklı özellikler atayabiliyorsunuz. Bu arada Wi-Fi'yi kapatmak gibi veya ne bileyim ayarlar menüsüne girdiğinizde burada birçok özelliği atayabileceğiniz bir alan da karşınıza çıkıyor. Yine bir adet USB girişimiz var bu arada. Buraya 3G, 4G modem ya da işte disk gibi, harici disk gibi çeşitli uygulamalar, çeşitli donanımları buradan USB üzerinden bağlayabiliyorsunuz. Bunun dışında standart bir modemden çok da farkı yok. İlk bakışta en azından. 2 adet antenimiz var. Bu antenler yani standart bir anten değil arkadaşlar. Bunlar özel olarak güçlendirilmiş ve 5 dB olarak arttırılmış gücü özel antenler. Hareket edebiliyorlar. Şöyle göstereyim ekranda, öne ve arkaya. Aynı zamanda şöyle belli bir açıyla, yani burada 90 derece var. Ön ve arkadan da 180 derece hareket edebiliyor. Böyle farklı açılarla böyle bir küçük şeyleri var. Şöyle göstereyim. Mesela bu şekilde tutabiliyorsunuz. Şöyle tutabiliyorsunuz. Biz 45 derece diyebiliriz. 90 derece, 45 ve tekrar 180 şu şekilde de isterseniz böyle de konumlandırabiliyorsunuz. Bunlar niye önemli? Şundan dolayı önemli. Şimdi hem bunda bir Wi-Fi sinyali güçlendiricisi var, hem de böyle açıyı ayarladığınız zaman standart modemlere göre çok daha uzun bir etki mesafesi, kapsama alanı oluşturmuş oluyorsunuz. Şimdi gelelim Kinetic Omni DSL'in kurulumuna. Biliyorsunuz diğer modemlerde epey bir teknik bilgi gerektiriyor. Kinetic'in bizim daha önce incelediğimiz üründe olduğu gibi bu üründe de aslında çok fazla bir böyle karmaşık bu ayarlar bilmenize vesaire bilmenize gerek yok. Bilmeniz gereken tek bir şey var. Kullanıcı adı ve şifreniz, yani abone olduğunuz internet servis sağlayıcıdan alacağınız kullanıcı adı ve şifrenizi bilmeniz bütün ayarları yapmanız için yeterli oluyor. Gerek arayüze bağlanıp yapabilirsiniz bunu. Gerekse şöyle göstereyim arka yüzünde. Şöyle göstereyim. Bunu detaylardan da size aktaracağım, bu konuda içiniz rahat olsun. Bir QR kod var. Bu QR kodu okuttuğunuz zaman gerekli yazılım otomatik olarak cep telefonunuza indiriliyor ve siz de hemen o yazılım üzerinden de çok kolay bir şekilde, hızlı bir şekilde ayarlarınızı yapabiliyorsunuz modemle ilgili. Tabii bu arada şunu hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Eğer ben çok iyi anlıyorum teknikten, teknolojiyle aram çok iyi, özellikle böyle modem ayarları vesaire de çok iyi derecede biliyorum diyorsanız, bunun için de 198.168.1.1 adresinden girdiğinizde karşınıza çıkan bir menü var ve buradan da bir sürü ayarı değiştirebiliyorsunuz ki bunlar içinde aslında nasıl anlatayım, misafir ağı oluşturmaktan tutun da şifrenizi, Wi-Fi şifrenizi değiştirmeye kadar onlarca farklı seçenek yer alıyor. Öte yandan bu ürünün bir de Kinetic OS yazılımı var. Üzerinde çalışan özel bir yazılım bu ki diğer Kinetic modemlerinde de var aslında bu özellik. Bu özellik sayesinde bazı uygulamaları, bazı hizmetleri açıp kapatabilip yükleyip çıkartabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Özellikle böyle biraz daha detay istiyorsanız bir modemden veya bir parça daha böyle hani kullanımınla ilgili bazı ayarlar, düzenlemeler yapmak istiyorsanız bu özelliği kullanabiliyoruz. Örneğin işte misafirlerimiz için Captive Portal hizmetine ihtiyacımız var ise bileşenlerini yükleyebiliyoruz. Eğer yoksa çıkartabiliyoruz. Ya da işte sunulan VPN türlerinden bir tanesini yine bu cihazın üzerine ekleyebiliyoruz. Bu da güzel bir özellik. Ve bunu yazılımsal olarak
kendi üzerinden yapıyorsunuz. Yani telefonunuza ya da bilgisayarınıza bir şey yapmanıza gerek yok. Modem seviyesinde bazı özellikleri ekleyip, yani VPN de yapabiliyorsunuz mesela, veya açıp kapatabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Ve bu kadar esneklik sağlaması modemin bence rakiplerine göre en önemli artılardan bir tanesi. Omni DSL'in bir diğer özelliği ise diğer internet bağlantılarıyla birlikte çalışabilme fonksiyonunda bulunuyor. Yani diyelim sizin fiberiniz var, fiberle beraber de bunu kullanabiliyorsunuz. Ya da 3G modem bağladığınız normal internete destek olsun gibi bir düşünceniz varsa onu da bu şekilde yine bu cihaz üzerinden yapabiliyorsunuz. Bu da önemli artılardan bir tanesi. Biliyorsunuz biz daha önce bir tane daha video yapmıştık. Orada da mesh kurulumundan bahsetmiştik. Bu ürünün de diğer kinetik ürünlerinde olduğu gibi eğer evinizde bir tane kinetik modeminiz varsa bu ürünle beraber yine bir mesh ağı ya da WISP dediğimiz ağlar kurup internetin gücünü ve kapsama alanını da arttırabiliyorsunuz. Biliyorsunuz kinetik ürünlerin böyle bir özelliği var. Normalde bu işler için ayrıca donanım satın almanız gerekiyor. Kinetik'te bir tane ürününüz varsa yanına bir tane de aldığınızda ikisiyle beraber internetinizi geliştirip büyütmeniz, kapsama alanını arttırmanız da mümkün oluyor. Kinetic Omni DSL'in sunduğu özelliklerden bir tanesi ise belki de özellikle ailelerin merak ettiği bir özellik olabilir. Ebeveyn kontrolü ve kablosuz güvenlik. Omni DSL ve Kinetic OS internet güvenliğimiz için SafeDNS, Yandex DNS ve ADGuard DNS gibi gelişmiş ebeveyn kontrol yazılımlarında yine bu ürünle beraber kullanmanızı sağlıyor. Bu da önemli bir özellik biliyorsunuz. Çünkü bunun için ekstra yazılımlar var, ekstra para ödemeniz gerekiyor, işte bir şeyler satın almanız gerekiyor. Kinetic'i aldığınız zaman, bu modemi aldığınız zaman böyle bir şey için de uğraşmanıza gerek yok. Direkt ebeveyn kontrolü yapabiliyorsunuz. Yasaklı sitelere çocuklarınızın girmesini istemediği ya da işte belli başlıklardaki sitelere girmesini engellemiş oluyorsunuz. Omni DSL ve tüm kinetik cihazlar WPA3 ve OVE kablosuz güvenlik protokollerine destekliyor. Bu sayede artık güvenliğinden şüphe edilen WPA2 protokolünü bir üst seviyede taşıyabiliyorsunuz. Peki kullanım deneyimimiz nasıl oldu? Biz gerekli ayarları yaptık. Çeşitli yerlerde bunun deneme imkanı bulduk arkadaşlar. Bir kere kapsam alanı artıyor standart modemlere göre söylüyorum. Özellikle bu antenlerin yapısını ayarlayabiliyor olmak bu kapsama alanının biraz daha yüksek olmasını sağlıyor. Normal standart modemlere ya da daha farklı modemlere veya routerlara göre. Ayrıca çok kolay bir arayüzü var. Bunu hep söylüyoruz. Kinetic ürünlerinde böyle bir özellik var diyoruz ama bunu laf olsun diye söylemiyoruz arkadaşlar. Gerçekten de çok kolay bir arayüzü var. Yani sadece şifrenizi bilmeniz yeterli. Diğer ayarları ellemeseniz de dokunmasanız da zaten yazılım sizin için hepsini yerine getiriyor. Ayrıca Kinetic OS'in bir özelliği de var arkadaşlar. Kendi kendine güncelleme yapıyor. Şimdi modem aldınız diyelim değil mi? Bir yazı zararlı bir yazılım çıktı, bir şey çıktı. Ne yapmanız gerekiyor? Eğer üretici firma bunu yazılımını güncellerse güncellemiş oluyorsunuz. Güncellemezse yapacak bir şey yok. Ama Kinetic OS, Kinetic tarafından sürekli güncellenen bir yazılım altyapısı olduğu için otomatik olarak bir güncelleme geldiğinde, bir zararlı yazılım için ya da başka bir şey için bir güncelleme geldiğinde modem kendi kendine bu yazılımı yüklüyor ve sizin için bütün sorunlar, bütün tehditler de otomatik olarak ortadan kalkmış oluyor. Bu önemli bir özellik. Yani bu konuda özellikle ben çok beğendiğimi söyleyeyim. Hem kullanım tarafı çok rahat hem de dediğim gibi özellik anlamında böyle kendi kendini güncelliyor olması günümüz tehditlerine anlık tepki verebilme açısından önemli bir özellik. Evet, bir incelemenin daha yavaş yavaş sonuna geldik. Kinetic Omni DSL oldukça detaylı ayarları olan ama ben o detaylarla uğraşmak istemiyorum diyenler için de çok güzel bir arayüzle bize gelen ve çok fazla detaylara sokmayan bir modem olmuş. Fiyatını belki merak ediyorsunuz muhtemelen. Biz bu incelemeyi yaptığımız Mart ayının ortasına doğru yaptık. Biz bu incelemeyi yaklaşık olarak fiyatı 300 TL idi Kinetic Omni DSL'in. Yani diğer rakiplerine göre karşılaştırdığımızda bence makul bir fiyat. Özellikle kolay kullanım tarafı beni her zaman cezbediyor kinetik ürünlerinde. Ben fiyatının sunduğu özelliklere göre gayet makul olduğunu söyleyebilirim. Evet, Kinetic Omni DSL, VDSL 2, ADSL 2 Plus, modem, router ve birçok özellikleri bulunan ilginç bir ürün. Bu ürünle ilgili merak ettiklerinizi bu videonun altında bizlere sorabilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.